salgını hem dünya nüfusunun büyük bölümünü etkili olması hem de alınan tedbirler itibariyle yakın tarihte örneği görülmemiş bir dönem yaşamamıza neden olmaktadır. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin dış ticaret işlemlerini yürüten firmalar için ceza haline gelmemesi, dış ticareti durduran uygulamalara dönüşmemesi için de önlem almalıyız. Bazı ülkelerin transit taşımalara getirmiş olduğu yasaklama kararları dış ticareti durma noktasına getirmekte ve ihtiyaçların karşılanmasında maalesef aksamalara neden olabilmektedir. Covid-19'la salgını mücadelede alınan tedbirlerin yasaklamalara dönüşmemesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması gerekmektedir. Türk Konsey üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vererek iş birliğimizi güçlendirebiliriz. Günümüzde ulusal para birimleriyle yapılan ticaret, uluslararası ticareti kolaylaştırmaktadır. Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralar ile ticaretin yaygınlaştırılması ile üç dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçmiş olacağız ve aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize inanıyorum. Bu kapsamda Türk Konseyi üyesi ülkeleri arasında ticarette yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ile ekonomik bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır.